Ona vahyedilen kitap, kendinden önceki tüm kitapları ve peygamberleri doğruluyor, ancak bunları izlediklerini söyleyen insanların yanlışlarını haber veriyordu. Dolayısıyla bu peygamberi izleyenler, önceki peygamberlerin de tümünü izlemiş olacaklardı. Bu peygamberin ismi Hazreti Muhammed, getirdiği kitabın ismi de Kur'an'dı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında tüm Müslümanların kutsal mekanı olan Mekke'de dünyaya gözlerini açtığında sadece annesi yanındaydı. İsmini Muhammed, yani çok övülen koydu. Babası para kazanmak için kervanla uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Peygamberimiz henüz 6 aylıkken babasının ölüm haberi geldi. Hazreti Muhammed'in bakımını artık annesi üstlenecekti ama bu da pek uzun sürmeyecekti. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, Hazreti Muhammed'i herkese oğlum diye tanıtıyordu. Küçüklüğünde onu koruyup gözetler ve o benim yetimim derdi. Ona karşı çok büyük bir sevgi beslerdi. Onu oğullarından bile ayrı tutardı. O, dedesi için çok başka bir şeyin anlamıydı adeta. Hatta Kureyşliler bile onun Muhammed'e olan sevgisine ve bağlılığına fazla anlam yükleyemiyorlardı. Peygamberin bir süt anneye ihtiyacı vardı. Ona Halime isminde bir süt annesi bulundu. Hazreti Amine bir gün yanına Hazreti Muhammed'i ve süt annesi Halime'yi alarak erkek kardeşinin yanına ziyarete gitti. Ancak bu ziyaret Peygamberimizin annesiyle geçirdiği son anlar oldu. Hazreti Amine bu yolculuk sırasında vefat etti ve geride öksüz bir evlat bıraktı. Hazreti Muhammed bundan sonraki dönemlerinde hem annesiz hem babasız yaşayacaktı. Peygamber o dönemde 6 yaşındaydı. Bundan sonra Hazreti Muhammed'in bakımını onu çok seven dedesi üstlendi. Dedesi onun her türlü ihtiyaçlarını karşıladı, ona derinden sevgisini verdi. Ama bu dönem Abdülmuttalib'in hastalanmasıyla birlikte kısa sürdü. Dedesi peygamberimizi Ebu Talib'e emanet etti. Ebu Talib Hazreti Muhammed'in tek öz amcasıydı. Ve dedesinin vefatından sonra peygamberin sorumluluğu amcası Ebu Talib'e kalmıştı. Ebu Talib'in maddi durumu iyi değildi. Ama Muhammed'i kendi çocuklarından hiçbir zaman ayırt etmemişti. Hazreti Muhammed'in gençliği Ebu Talib'in yanında geçti. Amcası onu hiç yanından ayırmadı. Onu kervanlarla Mekke dışına götürerek ticareti öğretti. Ebu Talip, peygamberimize gelerek Şam'a yaz yolculuğuna çıkacağını söyledi. Bu, Hazreti Muhammed'le amcasının ilk ayrılığı olacaktı. Ebu Talip, peygamberimize bu uzun ve zorlu yolculuğun ona göre olmadığını söyledi. Ancak Hazreti Muhammed'in ricasını kıramayan Ebu Talip, küçük yeğenini de yanına alarak Şam yolculuğuna çıktı. Hazreti Muhammed Mekke'de tek kalmak istemiyordu. Gözünün önünde olan çirkinliklerle ve haksızlıklarla baş başa kalmak istemiyordu. O devirde o kadar bozuk bir düzen hakimdi ki, haklı haksız karışmış, yetimler eziliyor, fakir doyurulmuyordu. Kadınlar ticaret aracı olmuşlar, sapkınlık had safhadaydı.
Verilen borçlar kat kat faizle geri alınıyordu. İnsanlar faiz ödemekten artık bıkmış ama baş kaldıracak güç de bulamıyorlardı. Köleler itilip kakılıyor, her türlü ezici hakarete ve insanlık dışı fiillere maruz kalıyorlardı. Devir adeta bir kurtarıcıya muhtaçtı. İnsanlar adeta bir kurtarıcı arıyorlardı. Onları bu rezil konumdan çekip çıkaracak bir kurtarıcı olmalıydı. Amcasıyla birlikte Şam yolculuğuna çıkan Hazreti Muhammed, burada da bilindik insan manzaralarıyla karşılaştı. İnsanlık dışı muamele gören köleler, kaderleri efendilerinin ağzından çıkacak söze bağlı zavallı insanlar, zenginlerin yüzlerinde görülen hırçınlık ve kibir. Suriye yolu üzerinde konaklayan kervan, içinde nesilden nesile bir Hristiyan rahibin yaşadığı bir hücreyle karşılaştı. Biri öldüğünde diğeri onun yerini alıyor ve manastırdaki bütün eşyaya varis olup bunların sorumluluğunu üstlenmiş oluyordu. Bu el yazmalarının birinde Araplara bir peygamber geleceği yazılıydı. Manastırda yaşayan rahip Bahira bu kitapların hepsinden haberdardı ve titizlikle bunları koruyordu. Bu konuyla ilgilenmesinin diğer bir sebebi ise peygamberin kendisi hayattayken geleceğine inanmasıydı. Bahira daha önce birçok kez Mekke kervanının manastıra pek uzak olmayan bir yerde konakladığını görmüştü. Fakat bu sefer daha önce hiç görmediği bir durumla karşılaştı ve şaşırdı. Alçak ve küçük bir bulut onların üstünde yavaşça ilerliyor ve sürekli yolculardan bir veya ikisiyle güneşin arasında yer alıyordu. Büyük bir ilgiyle onların yakınlaşmasını izledi. Fakat ilgisi birden şaşkınlığa dönüştü. Çünkü konakladıkları anda bulutun hareketi durdu ve altında gölgelendikleri ağacın üstünde hareketsizce kaldı. Ağaçsa dallarını aşağı indirerek onların iki kat gölgelenmesini sağlıyordu. Bahira böyle bir mucizenin önemli olduğunu biliyordu. Sadece yüce bir şahsiyetin varlığı bu olayın açıklaması olabilirdi. Ve aniden beklenen peygamber aklına geldi. Aklına takılan bu işaretlerle Kureyşliler için bir yemek daveti vermeye karar verdi ve "Yaşlı genç, herkesin bu yemeğe katılmasını istiyorum." dedi. Bunun üzerine kervanda olan herkes yemek için manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın sıkı tembihlerine rağmen Muhammed'i develerin ve yüklerin yanına gözcü olarak bıraktılar. Bahira gelen davetlilerin yüzlerine teker teker baktı. Fakat kitaplarda tarif edilen yüze benzer bir yüz göremedi. Onların arasında bu mucizeye mazhar olabilecek yüz yoktu. Bahira, "Ey Kureyşliler, geride kimsenin kalmadığından emin misiniz?" diye sordu. "Hayır, geride kimse kalmadı. Sadece en küçüğümüz olan bir erkek çocuğunu eşyalarımıza bakması için gözcü kıldık," dediler. Bahira, hemen onun da yemeğe çağrılmasını söyledi. Hazreti Muhammed çağrıldı ve çocuğun yüzüne bir kez bakan Bahira, mucizenin kaynağını bulduğunu anladı. Yemek boyunca onu dikkatlice inceledi, yüz ve vücut özelliklerinin kitaplarda anlatılanlara ne kadar uyduğunu gözlemeye çalıştı. Yemekten sonra bir müddet Muhammed'in yanına giden Bahira, onun yaşam tarzı hakkında bir takım sorular sordu. Hazreti Muhammed bu sorulara güzel bir şekilde cevap verdi. Bahira, kutsal kitaplarda anlatılan, gelecek olan peygamberin özel